Merhabalar. Konumuz mide kanseri. Sunum planını önce epidemiolojik özelliklerinden, sonra klinik bulgularından, tanı, kısaca evreleme, tedavi ve taramadan bahsedeceğim. Epidemiyoloji. 1980 yılına kadar kanserden ölümlerde ilk sırada mide kanseri vardı. 96'dan itibaren kanserde ölümler için ikinci sıraya düşmüştür. Özellikle Uzak Doğu'da belirgin olarak hastalık görülür. Dünya üzerinde kanserden ölümler içinde en sık rastlanandır. Sosyoekonomik düzeyi düşük toplumlarda daha sıktır. Metastatik potansiyeline göre benign veya malign olabilir. Siyah veya beyaz erkeklerde daha sık görülür. Ortalama yaş bayanlarda 74, erkeklerde 70. Sık görülen bölgelerde daha erken yaşlarda görülebilir. Uzak Doğu'da Batı ülkelerine göre daha sıktır. İki tipi vardır. Epidemiyolojik ve prognostik özelliklerine göre. Difüz tip daha kötü diferansiyedir. Daha çok gençlerde görülür. Prognozu kötüdür. İnterseller adezyonlar yoktur. İntestinal tip, çevresel faktörlerle ilgisi daha çoktur. Morfolojik olarak intestinal adenokarsinomlara benzer ve sıklığı giderek artmaktadır. Mide kanseri spektrumuna baktığımızda aslında bu tek bir mukozal epitelden başlar. Normal bir yapı, daha sonra Helicobacter pylori'nin kolonize olmasıyla sıklıkla bir gastrit hali ortaya çıkar. Aslında onsuz da olabilir bu. Sonra bu gastrit hali ilerleyerek atrofik gastrit haline gelir. Bu sırada şüphesiz ki hastada diğer moleküler genetik anormallikler ortaya çıkar. P53 mutasyonu gibi. Veya interleukin bir beta allel ekspresyonu gibi. Daha sonra bu atrofik gastrit devam ederek intestinal metaplazi, sonra displazi ve sonra adenokanser olur. Bu aşamada da yine moleküler değişiklikler süreç içerisinde kendine yer bulur. Burada, bu yolakta, bu süreçte çevresel faktörler arasında en etkili olan Helicobacter pylori'dir. Yanı sıra beslenme alışkanlığı ve sigara bunlar arasında sayılabilen, değiştirilebilen diğer riskleri oluşturur. Displazi öncesine kadar olan bütün basamaklar aslında potansiyel olarak geri dönüşlüdür. Bazı çalışmalarda intestinal metaplazinin geri dönüşlü olmadığı söylense de bazı çalışmalarda bunun da geriye dönebildiği gösterilmiştir. Dolayısıyla hastayı displazi öncesinde gördüğümüzde mutlaka takip etmeli ve olası değiştirilebilir risk faktörleri açısından hasta yönetilmelidir. Daha yakından baktığımızda normal epitel hücresi, kronik aktif gastrit, atrofik gastrit, bundan sonra mikrosatelit, instabilite, P53 mutasyonu, metaplazi, low grade displazi, high grade displazi ve daha sonra da gastrik kanser ortaya çıkar. Risk faktörlerine baktığımızda çevresel faktörlerde aile öyküsü önemli. Birinci derece yakınlarında gastrik kanser olanların gastrik kansere yakalanma olasılığı 2 ila 3 kat artmıştır. Hastaların çoğunda H. pylori enfeksiyonuna bağlı atrofik gastrit vardır. Aile öyküsünde FAP olanlar, familial adenomatozis polyposis. Bu hastaların %35 ile %100'ünde gastrik adenom ortaya çıkar. Hereditär non-polyposis, kolorektal kanser diğer ailevi riski oluşturur. Bunların yaklaşık %11'inde kanser ortaya çıkar ve genellikle intestinal tiptir.
Helicobacter pylori bu kronik bir enflamasyon oluşturmak suretiyle oksidatif stres, serbest oksijen radikallerinde artma, DNA hasarı, artmış hücre değişimi ve DNA tamirinin bozulmasıyla sonuçlanır. Sonuçta Helicobacter pylori hipergastrinemi ve aktive olmuş mitojenik yolak üzerinden hücre proliferasyonunu da artırır. Diyete ait risk faktörleri neler olabilir? Bunlar tuzlu ve salamura edilmiş gıdalar, konserveler, koruyucu bulunan, içerisinde koruyucu bulunan yiyecekler, artmış nitrat alımı sonucu kanser riskini artırır. Diyetteki tuz yine önemli bir risk faktörüdür. Aşırı yağlı beslenme, taze ve meyve sebze tüketiminin az olması, vitamin C'nin az olması veya tersine bunların çokluğu riskleri azaltır. Sigara, alkol, A grubu kan, pernisiyöz anemi diğer risk faktörlerini oluşturur. Aynen taze meyve sebze tüketimi ve vitamin C alımı nasıl ki koruyucu etkiye sahip ise nonsteroid antiinflamatuar kullanımı da proliferasyonu engelleyerek koruyucu bir etki oluşturuyor olabilir. Sonuçta uzun süreli asit süpresyonu da ne yazık ki ciddi risk faktörüdür. Bugün için çok düzensiz şekilde gelişigüzel kullanılan asit baskılayıcı tedaviler bu noktada çok önem arz ediyor. Uzun süreli asit süpresyonu hipokloritriye neden olarak bir yandan bakteriyel aşırı çoğalmayla gastrik kanser riskini artırırken yanı sıra gastrik kanser riskini artırmaksızın örneğin B12 ve folik asit absorpsiyonunu engeller. Diğer taraftan Helicobacter pylori gastritinde artışa yol açar. Yanı sıra hipergastrinemiye neden olur. Hipergastrinemi ise fundik gland poliplerinin artmasına, kolorektal polip ve kanser artışına, parietal hücre hiperplasisine ve bu bağlamda mide epitel hücre hiperplasisine neden olarak gastrik karsinoid tümörler oluşumunu kolaylaştırır. Midenin premalin lezyonları vardır. Bu premalin lezyonlar da gastrik kanser için risk oluşturur. Bunlar kronik atrofik gastrit, intestinal metaplazi, gastrik displazi, gastrik polipler, post gastrektomili hastalar, menetriyer hastalığı ve gastrik ülserdir. Primer olarak midenin adeno kanseri, lenfoma ve malign gastrointestinal sistem tümörleri olarak sayılabilir midenin malign neoplazmları. Klinik bulgularına baktığımızda erken gastrik kanserler %80 bulgu vermezler. Tanı anında semptomu olan hastalarda en sık semptom karın ağrısı, kilo kaybı, yutma zorluğu, bulantı, kanama, erken doymadır. Hem radyografik incelemeyle hem endoskopiyle hastalık saptanabilir. Klinik bulgular hastanın sıklıkla normaldir. Bazen epigastriumda kütle saptanabilir. Hepatomegali, asit, metastatik durumda ortaya çıkabilir. Alt ekstremitede ödem vardır. Kanser lenfatiklere yayılırsa sol supraklaviküler nodda Virchow nodu, periumbilikal bölgede sister Mary Joseph nodu, sol aksillada iriş ve büyümüş ovarlarda Krukenberg tümörü şeklinde karşımıza çıkar. Sister Mary Joseph nodülü periumbilikal Tresu sendromu bu hastalarda tromboflebit ortaya çıkabilir. Acanthosis nigricans yine mide kanserinin bir belirtisi olarak görülebilir. Tanı. Gastroskopi altın standarttır.
Biyopsi sayısı arttıkça biyopsinin duyarlılığı artar. Baryumlu grafiler ne yazık ki erken olgularda hiçbir tanı değeri yok. İleri olgularda tanısal değeri olabilir ama bugün için endoskopi dışında tanı amaçlı yapılmaz. Linitis plastica difüz bir gastrik kanser tipidir. Tümör sıklıkla submukoza ve muscularis propriayı infiltre etmiştir. Yüzeyel biyopsiler yalancı negatif gelebilir. Bu nedenle de derin biyopsi almak gerekir. Evreleme. Evreleme sisteminde TNM sınıflaması, TD tümörün invazyon derinliği, mukoza, muscularis mukoza, submukoza, muscularis propria, adventitia tutulumuna göre T evresi 0'dan 4'e kadar numaralandırılır. Nodal evre lenf nodu tutulumunu gösterir ve ise metastazı yansıtır. T tümörün derinliğini yansıtırdı. Tx primer tümörün değerlendirilemediği aşamadır. T0'da primer tümöre ait kanıt yoktur. T ise intraepitelial tümördür. İşte bu tümörler, intraepitelial tümörler erken evre tümörlerdir. Bunlar gastrik lenf nodu metastazı yapmalarına rağmen erken evre kabul edilirler ve endoskopik olarak tedavi edilirler. Intraepitelial tümörler. T1A'da tümör muscularis mukoza veya lamina propria. T1B'de tümör submukozayı tutmuştur. T2'de tümör muscularis propria veya serozayı invaze etmiştir. T3'te ise komşu yapılara geçmeksizin serozaya yayılmıştır. T4'te A'da serozayı invaze etmiş visceral peritonum. 4B'de ise komşu yapılara geçmiştir. Ne lenf nodunu tanımlar? Bölgesel lenf nodunun değerlendirilemediği NX, N0'da herhangi bir lenf nodu metastazı yok. N1'de 1-2 adet, N2'de 3-6 adet, N3 A'da 7-15, B'de ise 16'nın üzerinde bölgesel lenf nodu metastazı vardır. M0 metastaz yok, M1 uzak metastaz. Buna göre stage 0, stage 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C ve 4 olarak mide kanseri TNM sınıflamasına göre 9 stage evreye ayrılır. Hastalığın metastatik durumunun ortaya konmasında CT, PET ve EUS kullanılır. CT daha çok uzak metastazı göstermek için kullanılır. T evresini göstermede lenf nodu metastazını göstermede EUS daha değerlidir. Endoskopik ultrasonografi T evresini perigastrik ve çölyak lenf adenopatileri değerlendirmede oldukça değerlidir. Bilgisayarlı tomografi ise uzak metastazları değerlendirmede bu bağlamda PET daha değerli olabilir. Serolojik belirteçler hiçbirisinin tanı değeri yoktur. TDA. Eğer mukozada sınırlıysa lenf nodumu tutulumu olmayanlar, lezyon eleve değil ve 2 santimin altındaysa, eleve ve 1 santimin altındaysa, ülser sıkarı yoksa, multiple gastrik kanser bulgusu yoksa, intestinal tip bir kanserse endoskopik tedavi yapılabilir. Önce işaretleme yapılır, sonra endoskopik submukozal diseksiyonla tümör çıkartılır. Stage 1 ile 3'te potansiyel curable bir hastalıktır. Multidisipliner değerlendirilir ve cerrahi tedavi sonrasında da kemoterapi hastaya verilir. Stage 4 tamamen palyatif bir tedavi gerektirir.
Aslında cerrahi tedavi, linitis plastica, metastatik kitle, retroperitoneal invazyon, peritoneal karsinomatoz ve komorbid hastalıkta tamamen palyatif olarak yapılır. Kemoterapide 5-fluorouracil, mitomisin, sisplatin ve diğerleri kullanılabilir. En ümit verici tedavi kemoterapi ile cerrahi tedavinin kombine edilmesidir. İleri peritoneal yayılımı olan gastrik kanserde bir diğer yöntem ise intraoperatif hipertermik peritoneal kemoterapidir. 43,5 dereceye kadar ısıtılarak uygulanan kemoterapidir bu. Radyoterapi tek başına etkili değil, mide kanseri radyo rezistan bir tümördür. Radyo duyarlılaştırma işleminden sonra paklitaksel ile cevap yüzdeleri bir miktar artırılabilir. 5 yıllık sürü bayanlarda %25, erkeklerde ne yazık ki çok daha düşüktür. Tedavisiz sağ kalım sadece 4 ila 6 aydır. Tarama. Bu bağlamda hastalığın sık görüldüğü yerlerde Japonya gibi taramalar yapılır. Batı ülkelerinde tarama maliyet etkin değildir bugün için. Tuz sorusu. Aşağıdakilerden hangisi ileri evre mide kanseri bulgularından biri değildir? Perigastrik lenf nodu metastazı, supraklaviküler, palpe edilen umbilikal, fizik muayenede asit, karaciğer, BCD ileri evre, perigastrik lenf nodu metastazı, ileri evre mide kanseri bulgusu değildir. Helicobacter pylori neden olduğu kronik gastrit zemininde gelişen eradikasyonla gastritin tedavi edilebildiği olgularda tamamen kaybolma olasılığı olan mide tümörü hangisidir? Maltoma. Erken mide kanseri ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Muscularis propria'yı geçmez. Evet. Cerrahi sonrası rekürens sıktır. Yanlış. Lenf nodu metastazı yapabilir. Evet yapabilir. Lümen içi egzofitik büyüyebilir. Evet. Genellikle iyi diferansiye kanserlerdir.